Biraz siz konuşuyorsunuz. Ne izliyorsunuz? Yani böyle güçlü bir şey gördünüz daha önce hiç? Gördük. Daha önce görmedik. Bunu attığına sonra gördük. Yeri gördünüz yani. Ha, yeri gördük. O tarlada boy bileğimin biraz üstündeyken burada dizime kadar gelen bir boy oranı var. Evet. Sapları daha kalın. Gösterelim, sökelim şöyle bir tane. Şöyle. Evet. Evet. 5 günlük daha sonuç bunlar. Evet, 5 günlük. Daha 5 günlük sonuç. Evet, 27 Nisan 2020 ve Sultanhisar Salavatlı'dayız, Aydın'dayız. Bir yonca tarlasındayız. Üret izlerimiz efendim, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Ceyhun Büyükkarıncalı, İngilizce öğretmeniyim. Çok güzel. Yoncacılık yapıyoruz, yonca iş yapıyoruz. Tarlada. Ne güzel, babanız? Hüseyin Büyükkarıncalı, Aydın Nazilli, Aydın Sultanhisar Salavatlı Mahallesi'den Hüseyin Büyükkarıncalı. Çok memnun oldum Hüseyin abi. Ben de 30 yıl Nazilli'de kuyuculuk yaptım. Evet. Emekli oldum. Yoncacı'ya döndüm şimdi. Evet, kaliteyi bilen insanlardansınız yani maşallah. Yıllardır altın işi yapıyorsunuz. Evet. Şimdi Hüseyin abi, buraya yaprak gübresi kullandık. Kaç gün önce kullandık? 5 gün önce kullandık. 5 gün önce kullandık. Rekor gübre, yaprak gübresi kullandık. Ve bugün ne zaman biçtik? Bir anlatır mısınız? Ne değişti şu 10 gün içerisinde, 5 gün içerisinde? Burası 12 Nisan'da biçildi. Hı, tamam. İlk biçim olduğu için bir 10 gün kuruma süresi bıraktık. Tamam. Kuruma ve basılma 10 gün sürdü. 22 Nisan'da kaldırıl kaldırmaz yoncayı sattığımız çiftlik sahibi. 22 Nisan'da rekor gübre, sıvı gübre attık, yaprak gübresi. Evet. Özellikle buraya atmamızın sebebi bizim 52 dönüm yonca tarlamızın en zayıf yeri burasıydı. En zayıf yeri burasıydı. Dekarında evet. Ne çıkıyordu burada? Dekarında burada 8 paket. 8 paket çıkan bir yonca tarla. Gelelim böyle. 5 gün olalı attık buraya. Aynen. 5 gün oldu atalı yaprak gübresini. Ne değişmiş? Yani bir anlatır mısınız hocam? Yani yaprakların genişliğinde, canlılığında büyümesi. Çünkü neden derseniz aynı anda biçtiğiniz. Evet. Yine rekorların kullanılmadığı bir tarladan geldik. Zaten videonun arkasına da koyacağız onu. Lütfen izleyin. Evet. Muhakkak sürekli atılmayan yeri de çektik. İzleyin yani. Genel olarak ne fark var? Ne görüyorsunuz? Yani şimdi, değişim nasıl oldu yani? Diğer gittiğimiz tarlada dönemde 12 paket aldık. Geçen biçimde. Evet. Geçen biçimde, ilk biçimde. Burası 8 paketti. Evet. O tarlada boy bileğimin biraz üstündeyken burada dizime kadar gelen bir boy oranı var. Evet. Sapları daha kalın. Gösterelim, sökelim şöyle bir tane. Şöyle. Evet. Evet. 5 günlük daha sonuç bunlar. Evet, 5 günlük. Daha 5 günlük sonuç haliyle. Bugün daha uygulamaya devam edeceğiz. Yonca da tek bir atıma bırakmıyoruz. Yine en az 3-4 uygulama yıl içerisinde tavsiye ediyoruz. Belki birinci, ikinci uygulamaları biraz yüksek oranda verdik ama veririz ama daha sonra daha ekonomik olması açısından bütçesi olsun diye daha düşük atılabilir. Ama nihayetinde yıllık 3-4 tekrar yolcuda tavsiye ediyorum ben. Bugün siz atmaya devam edecek misiniz? Öncelikle sorayım. Birinciyi attınız. Evet, birinciyi attık. Birinci artık bundan sonra, bu vakitten sonra traktör girmeyecek. Tabii girmez. Biçim diğer devamlar sonra, için konuşuyorum ben yani. Biçimden sonra 4-5 gün sonra yine biçimden sonra yine atacağız. Yine kullanmayı düşünüyorsunuz evet. Halde. 4-5 gün demeyelim de boy böyle 10 santim, 10 7 santim gibi olduğunu hatırlar. Olur mu yani? O boyu o hani o şekilde atalım. Dolayısıyla biraz siz konuşuyorsunuz. Ne izliyorsunuz? Yani böyle güçlü bir şey gördünüz daha önce hiç? Gördük. Daha önce görmedik. Bunu attığına sonra gördük. Yeri gördünüz yani. Ha, yeri gördüm. Şimdi bu arada tabii aydınımızda her şey yetişiyor. Rekor gübre, yaprak gübresi. Bakın şu anda ürünleri ekiyorsunuz. Ekerken fidelerin üstüne dahil ekmeden önce uygulayın. Domatestir, biberdir ne ekiyorsanız. Onun dışında pamuk tarlalarımızda kullanabiliriz. Zeytin ağaçlarımızda kullanabiliriz. Her bitki için kullanılan bir üründür. Ve gösterici sonuç budur yani. Yani şu an bu noktada tavsiyeniz nedir dostlarınıza? Kullanmalarını isteriz. Ne şekilde sonuç veriyor yani? Nasıl şekilde sonuç veriyor? 5 günde sonuç veren böyle hızlı ürün gördünüz mü yani? Görmedim şimdiye kadar. Şimdi geçelim. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi biz bunu videoları yayınlıyoruz. Diyoruz ki 4 günde böyle yaptı, 5 günde böyle yaptı. Evet. Ya arkadaş diyorlar ki böyle. Ya bunu ben de siz söyleyin yani bari gördüğümüz neyse yani. Kullansınlar, örgüyorsun da farkına. Görsünler bu kadar diyorsunuz yani. Uydar. 5 günde bu sonucu aldık diyorsunuz sonuç yani. Meydanda. Sonuç meydanda. Sonuç meydanda. Evet. Devlet memuru olmam itibariyle her şeyi kayıt altında tutarım. Evet. Biçtiğim tarihi, hangi tarladan hangi verim aldık, hangi paketi aldık. Hepsini şimdi tutuyoruz. Tabii burası aşırı bozuk bir yonca. Öncelikle burada ben size şunu söyleyeyim. Zaten siz diğer bahçelerinizin bazılarında da rekor gelişim kullandınız tarlaları. Rekor gelişim gübresi kullandım. Orada aldığımız sonuç nedir? Rekor gelişim tarlayı sadece kullandığınız yerde sonuç nedir? Tarlayı aldığımız yerde kışın
Ben son biçimi kurutamayacağız diye çobana verdim. Tamam. Hem o hayvan otlasın hem yabani otlar gitsin diye. Hı-hı. Çoban dedi ki hocam dedi diğer bahçeleri bitirdim. Hı-hı. Ama bu bahçeyi bitiremiyorum. Evet. Dipten devamlı sürüyor dedi. Tamam. Diğer bahçeler koyunlar yediği için ve yonca uyumaya geçtiği için kahverengi bir renk alırken evet. Benim bahçe yeşil kalmaya devam etti. Evet. Şöyle Şubat'ın Ocağın 25'i gibi artık yavaş yavaş uyanmaya başlayınca kardeşlenme sayısını saydım. Evet. Rekor gelişim gübresi kullandığım bahçede 8-7 kardeş varken bir kökte. Kullanmadığımız bahçelerde 5-6-4. Artı paçalanma, yapraklanma, dal evet. Genişliği her şey fazla olur hali. Evet. Öyle bir sonuç aldım. Peki orada rekor gübre yaprak gübresini kullanmadınız. Orada kullanmadım. Özellikle rekor gelişim yaprak gübresini burada kullanmak istedik. Çünkü en zayıf yerimiz burasıydı. Tamam anladım. Ben size şunu söyleyeyim. Orada da yaprak gübresini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Demek şu demek yani. Hani verim iyiyse atmayın demek değil. Evet. Daha iyisini alacağınızı görebilirsiniz rahatlıkla. Onu ben size söyleyeyim. Hı-hı. Çünkü amacımız sonuçta en az parayla en yüksek sonucu almak haliyle. Evet, evet. O yüzden özellikle burada da ben size rekor gelişimi tavsiye ediyorum. Zaten atacaksınız. Atacağız. Çünkü neden derseniz biz bugün tamam yapraktan çalışıyor, bitki güçleniyor ama toprak bozukluğu varsa sonuçta toprak bozuk yani ve evet, baki sonuçta bizim toprağımızın bozuk olması. Bozuk olan toprak nedir efendim? Verdiğin gübre akar gider boşa gider. Evet. Verdiğin su akar gider boşa gider. Çünkü mesela bir haftada sulayacağına canım 10 günde sula zarar mı dersin? 12 günde sula daha fayda sağlarsın. Hani dolayısıyla toprak ıslahı ayrı bir konudur. Üstten yaprakla bitki güçlendirmek ayrı bir konudur. O yüzden ikisi özellikle iki ürünümüz de birbirini destekleyen ürünlerdir. Muhakkak surette evet. Tabana da tavsiye ediyoruz. Yapraklarını da tavsiye ediyoruz. Şu an buradaki dönüşüm çok daha ileri gelecektir. Şu an bugün dekarına 8 aldığımız yer dedik 15-16 olacağını. Beklentimiz var. Beklentimiz var. Tabii evet. Daha bu çok düşük bir rakam. Bugün şu anda alttan bozulmuş olanlar çıkıyor. Ve ilerleyen süreç içerisinde rahatlıkla 20'leri, 25'leri bulacak vuracak yani. Çünkü neden derseniz hala daha 5 günlük bir sonuç bunlar yani. Evet. Ki zaten de biz yine buralara geliyoruz, geleceğiz haliyle. Ondan dolayı da gelelim böyle biraz gezelim şöyle. Şimdi gördüğümüz gibi taze camlık nasıl, renk nasıl? Thanks. Ne, koyu gençlik durumu nasıl? Gençlik koyun durumu? Yeşil. Koyu yeşil evet. Koyu yeşil. Koyu yeşil. Şöyle baktığımızda oraya göre çok farklı bir noktadayız haliyle. Bu durum bu. Onun için bir bozuk bahçe böyle toparlanır ve dolayısıyla alttan rekor gelişimi vereceksiniz, üstten de rekor gelişimi vereceksiniz. Yine dolayısıyla da bakımını zaten biçimini yapıyorsunuz, sulamasını yapıyorsunuz ve bahçemiz toparlayacağız hali. Durum bu. Durum bu. Benim biraz fazla konuşayım amcacığım, Şerif amca. He. Yani onun dışında sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? İzleyen gözleyen sizsiniz yani. Bizim söyleyeceğimiz bizim vatandaşlarımıza, efendim çiftçilerimize evet. Kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Para kazandırıyor mu? Para kazandıracak. Gördüğünüz gibi kazandırıyor. Kazandırıyor. Ot demek, para demek, para demek. Eğer ekebiliyorlarsa, yani evet. Ekebiliyorlarsa yoncayı veya hangi ürün olursa olsun ekmeden önce toprak altına vermek. Tabii rekor gelişim tarla ürünü çünkü şöyle diyeyim, özellikle yoncalarda yani çimlenme ciddi bir sorundur. Dolayısıyla ekerken çimlendirmeyi sağlayın ki hani bir daha yani şey olmasın. Peki bazı insanlar olayları anlatırken bir slogan bulurlar, bir şey bulurlar. Bu yaprak gübresi için ne diyebilirsiniz? Bir kısa öz bir şey, dostunuzun bir tanesine ne diyebilirsiniz yani? Yaprak nasıl anlatırsınız yani? Ben kullandım, çok memnun olurum. Bu çok klasik bir şey yani. He. Çok klasik bir laf. He. Başka bir şey söyleyin yani. Başka bir şey söyleyelim. Kullan, kafan rahat olsun. Evet. Yani... Kullan para kazan diyebilirsiniz. Kullan para kazan. Hızlı garanti yani. He. Ona bir çünkü gerçekten. Uygulama yap. Evet. Desteğini al. Peki biz buraya yoncanıza daha bakmamıştınız. O da geldi. Onarama evet. Geldik yani. Niye dedik? Kesinlikle sonuç almıştır yani. Çünkü 5 gün olmuş atalı. Dolayısıyla da onu görerek geldik. Şöyle gösterelim yoncamızı. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Çünkü birazdan da atılma yere gideceğiz yani. Tamam. Atılmayan bölgeye bakacağız. Gezeceğiz haliyle. Oraya çekeceğiz yani. Gördüğünüz gibi durum böyle. He. Aşağı böyle. Tabii zeytin ağaçları var içerisinde ama tabi bu her ne kadar doğru olmasa da durum böyle. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bol bereket versin. Amin. Hayırlı kazançlar diliyoruz. Şimdilik öbür tarla geçiyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Evet yine az önce konuştuğumuz gibi atılmayan yere geldik. Salavatlı köyündeyiz. Salavatlı mahallesi. Evet. Sultanhisar ilçesi Salavatlı mahallesi. Evet. Halkından Hüseyin Büyük Karıncalı. Hüseyin abi zaten az önce gezdik şeyinizi. Atılmayan evet. Bölgeleri gezdik. Bugün 27 Nisan zaten. Şimdi gelelim şöyle. Burası efendim kaç dekar yonca? Burası 5 dönüm.
Buraya herhangi bir rekor ürünler kullanılmadı. Hiçbir şey kullanılmadı. Şöyle ne zaman biçtiniz burayı? 12 Nisan'da. Burayı az önce geçtiğimiz tarladan aynı gün biçtiniz. Evet, aynı gün. Ve dolayısıyla burası oradan daha iyiydi. Burası evet. Burası oradan daha iyi. Daha iyiydi. Oradan dekarından kaç kaldırdık? Buradan dekarından kaç kaldırdık ortalama ilk biçimde? Oradan dekarından 8 balya. Balya. Buradan 12 balya. Burası daha iyiydi yani. Daha iyi. Hem de %50'de daha iyi bir yerde halde evet. Böyle. Dolayısıyla bu yüzden de rekor gübre ürünlerimizi aradınız. Rekor gübre yaprak gübresini kullandık. Kullandınız öbür tarafta. Zaten evet. Onu çektik halde, konuştuk halde. Verim durumuna gelelim şimdi. Ne değişmiş sizce? Şu görüntüyü alalım önce burada. Bu atılmayan bölge burası. Yaprak gübresini kullanmadığı yer. Biçimi 10 biçimi ne zaman yapıldı buranın? 12 Nisan'da. 12 Nisan'da yapıldı. Şimdi burası atılmayan yer. 12 balya vermişti en son ortalama dekar başına. Orası da 8. 8. Şimdi ne bekliyoruz? Sonuç bu. Oradan ne bekliyoruz, buradan ne bekliyoruz? Ya görüntü ne şu anda? Buradan aynı seviyelerde bekliyoruz. Yine 12 balya. 12 balya. Evet. Oradan 15 balya bekliyoruz. Peki 8 balya, 15 balya oldu mu? Peki 5 gün attınız gübreyi, 5 gün oldu atalı. 5 gün oldu. 5 gün oldu. 5 günlük sonuç bu da. Bunun da 15 günü var, 10 günü var. Hız çok hızlı bir şekilde tarla kendisini yeniliyor. Bitki hızlı çalışıyor. Dolayısıyla peki şaşırdınız mı o sonuca? Tabii şaşırdık ya. Burası evet yani bugün kötü olan yeri geçti. İyi olan yeri geçti kötü yer. Kötü yer. Kardeş deniyor, topluyor, büyüyor hızlı hızlı şekilde. Dolayısıyla çok güzel. Ben de sizleri böyle mutlu görmekten çok açıkçası hoşlandım halde. Biz de memnun olduk. Aynen öyle. Şurayı geri çekelim bakın. Tabii burada da boş bırakmıyorsunuz. Burayı da başka gibiler kullanıyorsunuz yani bu arada. Evet, boş yani bırakmıyoruz. Desek ki hani böyle hani şey değil. Buraya da başka gibiler veriyorsunuz yani sonuçta. Veriyoruz, veriyoruz. Ha, verdiğiniz veriyoruz. Halde bu kadar yani. Bu kadar. Durum böyle. Peki gördüğünüz farklar nedir burada oraya göre? Yani bir anlatalım lütfen. Atılmayan, rekor gibiler burada kullanılmadı yani. Şimdi buradaki farkla yaprak enliliği yok. Yok. Gövde kalınlığı yok. Yok. Kardeşler aynı hizada değil. Değil. Alçaklı yüksekli. Alçaklı yüksekli. Yani bizim şimdi anlayabileceğimiz. Şöyle diyeyim ben size. Tabii gövde olmaması, çatallı olmaması, paçallı olmaması zaten kilo yapmaz yani. Kilo yapmaz. Boy kısa, büyüme sorunu yaşıyor. Halle durum bu şekilde. Ha. Renk peki nasıl renk? Renk açık. Şu rengi güzel bir alalım. Açık. Birazdan gideceğiz. Gittiğimiz yere tekrar gene bakacağız. Orada zaten çektik haliyle. Evet. Oradaki renk daha bir neşeli, daha taze bir yonca var orada. Daha bir koyu. Daha koyu diyorsunuz. Rengi koyu. Burası açık. Açık yeşil burası. Peki gönül rahatlığı tavsiye ediyor musunuz? Muhakkak ya. Yaprak gübresini gördük. 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 Siz de başka bir tarafta rekor gelişimi tabandan verdiniz. Evet ben onu 2 Aralık'ta tabandan attım. O nasıl oldu? 2 Aralık'ta attım. Sultanhisar Bayi'niz Serhan Bey tavsiye evet. Etti. Evet. Kışın kardeşlenme hiç durmadı. Durmadı. Kışın ben onun oranın otunu çobana verdim. Evet. Çoban dedi ki hocam buraları bitirdik. Aha. Ama oranın bir türlü otu bitmiyordu. Bitmiyordu. Çünkü hep kardeş alttan devam ediyor. Aynen. Ya ot derken yonca bitmiyor. Yonca yani. Bitmiyor. Ha, yonca bitmiyor. Ben buraları saydığımda 5 veya 6 kardeş vardı. Evet. Orada 8-9 peki size bir soru. Vardı. Rekor gelişim attığınız yere, tarla ürünü kullandığınız yere evet. Yaprak gübresi kullanmamışsınız. Kullanmadım. Peki bir de onu kullansanız ne olurdu? Siz düşünün. Üstten. Ne olurdu orası? Kullansa misli misli. Bir de üstten rekor gübreyi kullansaydı, yaprak gübresi kullandığı yere. Evet. Dolayısıyla çok daha üst düzeyde bir sonuç alırdınız. O yüzden şu an bizim tavsiyemiz şöyle bir yonca tarlasında kesinlikle hem tabandan rekor gelişimi tavsiye ediyoruz. Evet. Ve üstten de yaprak gübremizi. Bahçeniz bozuksa, sıkıntılıysa biraz yüksek oranda ilk başta başlayın. Her biçimden işte 10 gün sonra işte yoncanız 10 santim gibi işte bu ayarda olduğunda mesela bu ayara gelmeden önce atın lütfen. Ondan sonra hem bu arada şu var. Rekor gübre yaprak gübresi zaten özellikle köklere çarptığı zaman da orada gördük kardeşlenmeyi çoğaltıyor tekrar. Evet, kör, yani orada kör körleri açıyor tekrar. Şey. Aynı mesela üzüm bağlarındaki kör gözü açtığı gibi. Bir fındıkta kör gözü açtığı gibi. Tohum döllenmeyi artırdığı gibi. Çünkü döllenme nihayetinde kökteki döllenme oradan oluşuyor sonuçta nihayetinde. Kardeşleme demek döllenme demek. Yonca için ayrı öncelikle. Sadece yoncanın çiçeklenmesi demek döllenmek demek değil aslında. Doğru. Yani çünkü kardeş de bir sonuçta verime ve üretime katkısı var çünkü. Dolayısıyla bugün özellikle bitkilerde tomurcuklanmayı sağladığı için işte kardeşlenme konusunda destek sağlıyor. Bundan dolayı da hem tabandan tavsiye ediyoruz hem de üstten yaprak gübresini her daim olsun, sürekli olsun, daha iyi çalışsın diye. Evet. Strese karşı, bitkinin işte etraftaki hastalıklara karşı bitki dirençli olduğunda ister istemez daha net olduğunu gördük halde. Durum zaten böyle. Rekor yaprak gübresini en zayıf olan bahçede denedik. Zaten
dedik ya, rekor yaprak gübresi attığınız yer dekarından 8 veriyordu. 8 veriyordu. Burası 12 veriyordu. 12 veriyordu. Burası 12. Gene 12 verecek gibi gözüküyor. Burası 12, 12. Balya olarak kadar konuşuyoruz. Ha, orası bir 15, şimdiden hemen daha 15-16'ya çıkmış. Daha var. Daha 5 gün önce attık oraya. Tabii. E dur bakalım ya, daha 5 gün önce atıldı yani. 10 gün sonra ne olacak? 10 gün sonra ne olacak? Onu da inşallah vaktimiz olursa ve inşallah size göstereceğiz. İnşallah. Hatta videonun altına yorum yaparsınız yani. Dersiniz ki Savaş Bey, ben o yoncada biz iki biçim sonra, şu kadar kaldırdım, üçüncü biçim sonra. Çünkü neden derseniz, bozuk bahçe. Kardeşlenecek, çoğalacak. O alttan çıkan yeni kardeşler bu ayki biçime fayda sağlamaz ki. Bu hale küçük kalır. Öbür biçimde büyür haliyle. Kökler geliştikçe. Bundan dolayı da arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi durum bu şekilde. Şu gene de çekelim. Birazdan oradaki aynı gün biçim yonca olduğu için, evet, hani farkının gözükmesi lazım. Yani bugün gördüğünüz gibi yapraklardaki şeyler böyle. Seviye bu. Bunun yani en yükseği şurada. Hem yüksek değil, hem geniş değil, hem rengi bozuk. Cansız yani. Şimdi cansız. İnek hangisini daha yer, kuzu koyun? Canlı oldu canlı, muydu? Canlı. Dayanamaz. Daha aynen çok yer, daha çok sever, daha çok süt alır ondan. Et alırsınız. Yani dolayısıyla durum bu haliyle. Şimdi durum böyle. Çok teşekkür ederim. Size bol bereketli olsun. Sağ olun. Tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye ediyorum. Evet. Bu yayın hangi TV'de gösterecek? Muhtelif zamanlar içerisinde. Marka vermeyelim. Evet. Uygun gördüğümüz kanallar diyelim. Sonra yani şey yapmasınlar. Onların reklamını yapmayalım boşuna burada. Tamam mı? Hangi, neye girerse yani. Tamam. O yüzden merak etmeyin. Bu bölgede duymaya kalmaz yani. Tamam. Öyle diyeyim ben size. Bizi bu imkanlar verdiğiniz için size teşekkür ederiz. Estağfurullah. Biz bize güvendiğiniz için çok teşekkür evet ederiz. Ayrıca da mutlu olduğunuz için, sonuç aldığınız için, para kazandığınız için, faydalı olduğunuz için de yine kendinize. Biz size teşekkür ederiz. Ve herkese hayırlı Ramazanlar ve hayırlı, hayırlı bereketli bir yıl diliyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Allah bu koronavirüsünden...